Uzatalım mı? Sayın Akçam, uzatalım abi. Çok kıymetli basın üyelerimiz, sendikalarımızı, sivil toplum örgütlerimizi, siyasi partilerimizi, çok kıymetli başkan ve yöneticileri, Adıyamanlı kardeşlerim ve hissiyatımıza teslim olan, tercüman olan Sağlık İşlerimizin Başkanı Yakup Bey'e, İslam coğrafyasını vicdan sahibi Müslüman olsun olmasın ama insanlık zerresi olan yeryüzündeki bütün insanları inciten, kıran, gözyaşına boğan Gazze'deki saldırıyı temin etmek için yaptığınız bu toplantının, bu basın açıklamasının inşallah bir an önce Filistin'de bu ızdırabın, bu işkencenin durduğu günleri doğurmasına Rabbim bize nasip etsin. Ben hepinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Bu hissiyatınızdan dolayı inşallah ileride hep beraber bizler, evlatlarımız, çocuklarımız Mescid-i Aksa'ya gitmek için buradan otobüsü kaldırıp gittikleri zaman buradaki inşallah basın açıklaması da bu yolda döşenmiş bir taş olacaktır. Bizler Türkiye olarak, Adıyaman olarak bu davanın takipçileriyiz, omuz verenleriyiz. Adıyaman olarak Fahri Yıldız kardeşimizi bu uğurda şehit verdik. Ama biliyoruz ki 100 yıl önce Çanakkale'de de Gazze'li şehitlerimiz var değerli arkadaşlar. Aramızda ne kadar dikenli tel, ne kadar sınır, ne kadar mayın koyularsa koysunlar, gönülden gönüle akan bir birlikteliğimiz var. İnşallah kıyamete kadar da bu devam edecek. Bu saldırıdan hemen sonra Dışişleri Bakanımız meclisimize gelip kapalı oturumda Türkiye'nin dünü, bugünü ve bu meselede izleyeceği istikameti parlamentoya paylaştı. Daha sonra bu saldırı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bütün siyasi partiler, grubu bulunmayan bütün siyasi partilerin tamamı yasama görevi ara verdi ve ortak bir basın açıklaması yaptılar. Türkiye'de bizler farklı siyasi partilerde olabiliriz. Farklı şekilde düşünebiliriz. Farklı mecralarda yürüyebiliriz. Ama Filistin, Kudüs, Gazze hepimizin ortak değeridir. Türkiye hükümetiyle, parlamentosuyla, basın yayınıyla, sendikalarıyla yek vücut şu anda bunun örneğini göstermiştir. Emperyalistler zaten bizi sen şuncusun, sen buncusun, buncusun diye kısımlara, gruplara ayırıp bu bölgeyi parçalamışlardı. Ama çok şükür Osmanlı'nın torunları dünyaya yeni bir medeniyetin, yeni bir bakış açısının inşallah tohumlarını atıyorlar. Onlar zannediyorlar ki kimi kayıtlara göre 500, kimi kayıtlara göre 1000 tane kardeşimizi, çocukları, hastaları, kadınları, masum insanları öldürdüler. Yanlarına kar kalacaklarını zannediyorlar. Basının önünde söylüyoruz. Bunun arkasında kim varsa, bunu kim planlamışsa, uluslararası mahkemelerde tek tek hesabı sorulacak bunun. Artık eskisi gibi değil. Eski dünya yok. Dünya yeniden şekilleniyor. Ve dünya bu emperyalist ağlara, bu zulümlere, bu gözyaşına inşallah sizin desteğinizle, sizin kararlılığınızla adalet içerisinde inşallah
bir cevap verecek. Ve bu kardeşlerimizin, bu şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine inşallah yakın bir tarihte biz yaşayarak Ayasofya'nın bağımsız olduğunu, ezan okunduğunu, namaz kıldığımızı gördük. İnşallah kardeşi Mescid-i Aksa'nın da özgür olduğunu hep beraber göreceğiz. Kimin elinden ne geliyorsa, diplomasi çalışacak, parlamento çalışacak, basın çalışacak, STK'lar çalışacak, güvenlik çalışacak, istihbarat çalışacak. Bu Müslüman kardeşlerimiz özgür olana kadar durmak, yılmak, vazgeçmek, ters etmek Orta Doğu'daki insanlarımıza, kardeşlerimize yasaktır. Rabbim bu birlik ve beraberlik içerisinde inşallah en yakın tarihte Gazze'mizdeki bu zulmün kaldırıldığı, Kudüs'ümüzün özgür olduğu, başkentinin Kudüs olduğu, bağımsız Filistin'i bu camiye inşallah nasip etsin. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Cumanız mübarek olsun. وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ربي يا رحمن يا رحيم يا الله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين كدس ومسجد أقصى ومظلوم أمة محمد için ellerimizi sana açtık. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Ya Aziz, ya Hafiz, ya Kavi, ya Cebbar, ya Vahid el Kahhar. Filistinli ve bütün mazlum kardeşlerimiz adına senin bu güzel isimlerine sığınıyoruz. Bizi geri çevirme ya Rabbi.